Günaydın. Günaydın çocuklar. İyi günler, iyi günler. Günaydın. Herkese merhaba. Ata uyuyor, o yüzden sessiz oluyoruz. Evimize gidiyoruz. Yeni evimize. Bakalım tadilat ne durumda? Son halini sizinle paylaşacağız. Çok heyecanlıyız. Sabahın erken saatlerinde yola çıktık. Muhteşem bir gün doğumuyla şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 3 saat sonra evimizdeyiz. Orada görüşürüz. Şimdi size çok güzel bir manzara göstereceğim ve hepinizin bir dilek tutmasını istiyorum. İnşallah dilekleriniz gerçek olur. Gerçekten muhteşem, görüntü harika, güneşin doğuşunu izlemek, böyle sabah erkenden yola çıkmak çok güzel oluyor, çok keyifli. İnşallah hepinizin gönlünce olsun her şey. Aydın Çin'deyiz. Abonelerimizden Asya 2000 Pastanesi bize çok yorum yazıyordu, selamlar diyordu 2000 Pastanesi'nden, hatırlıyor musun? Aynen, şimdi süpürüyorum. Biz de şimdi ona sürpriz yapacağız, merhaba diyeceğiz. Yol üzerinde İzmir'e giderken uğradık, şimdi oradan poğaçamızı falan alacağız. Evet. Hem de onlara selam veririz, bakalım ne olacak? Evet, ne olacak bakalım. Evet, Aydın Çin'e Asya 2000 Pastanesi. Kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Selam. Nasılsın, iyi misin? Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ya sizin pastaneden bize videolarımıza yorumlar geliyor. Buyurun gelin. İşte Asya 2000 Pastanesi diye güzel mesajlar atıyorsunuz. Biz de yol üstünde uğrayalım dedik. İzmir'e gidiyorduk. Teşekkür ederiz. Hem de sizi de böyle gösterelim dedik. Ne ikram edebilirsin? Valla biz yolcuyuz abi. Sağ olasın. İşte pastamızı, çöreğimizi aldık, gideceğiz. Teşekkür. Uğradık size. Sağ olun, her zaman buyurun. Evet, Aydın Çin'e yolunuz düşerse Asya 2000 Pastanesi'ne de bekleriz. Bir şubeniz daha var herhalde, abi, değil mi? Burası ikinci şube. Burası birinci şube. Evet. İyi, memnun olduk abi sizle tanıştığımıza. Memnun olduk. Hep sizler mi bize sürpriz yapacaksınız? Bu sefer biz de size. Hayırlı işler, kolay gelsin. Biz de köy hayatını seviyoruz. Öyle mi? Hafta sonları köye gidiyoruz. Evet. İşte nerede köyünüz? Sarmış köyünde. He, burada değil mi? Yakın mı buraya? Yakın, 9 evet. kilometre. Evet. Aslında buralar hayvancılığa daha uygun. Yani biz şimdi köyceğiz de mesela, daha turistik olduğu için. Ya yani orada koyunu bile doğru düzgün bakamıyoruz. Burada daha ya çok. Bizim sizde... köyler müsait ama biz burada yaşadığımız evet. için hafta sonları gidiyoruz. Yaptınız mı hiç daha önce hayvancılık falan? Çocuklukta yaptık. Yaptınız değil mi? Babadan evet. Evet. Çok güzel abi. Ya buralar da güzel ya. İsminiz gerçekten. Neydi? Benim Kaan ismim. Ha, Kaan. Benim adım Ergün. Ergün. Gizem. Çok memnun olduk. Artık buradan gelip geçerken her zaman buyurun. Müşteriniz. Hayırlı işler sana. Görüşürüz. Evet, alışverişimizi de yaptık. Abonemizden. Değil mi? Aynen. Çok güzel oldu vallahi. İyi oldu değil mi? Evet evet. Sizler de Aydın Çin'e gelirseniz Asya 2000 Pastanesi'ne uğrayın. Yazın muhteşem, el yapımı kendi dondurmaları oluyormuş. Evet, dondurma almaya gelin buradan Çin'e de. Hem de yol üstünde hemen sağda. Evet. Evet, şimdi pastanemizden, abonelerimiz olan pastanemizden ekler aldık. Şöyle gösterelim, çok güzel eklerleri var. Vallahi harika. Ata hemen yam yam yemeye başladı. Allah. Ondan sonra acaba çocuklara şeker aldık, tahin aldık. Bu da çifte kavrulmuşmuş. Çok güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Bunu evimize dikeceğiz.
Bunu da badem aldık. Bunu da evimize dikeceğiz evimiz olunca inşallah. Kendi özel evimize kendisi söyledi hatta. 3 tane de dikim bunu tam mevsimiymiş. Onu yapacağız. Orası. Şimdilik böyle işte. Meyve sularımızı da aldık. Gidiyoruz. Yeni muhidimiz Bayındır'a geldik. Evet. Bayındır ilçe merkezinden şimdi köyümüze doğru geçiyoruz. Ve bakalım evimiz ne durumda? Merak evet. ediyor musunuz? Evet. Heyecanlı mısınız? Evet. Heyecanlıyız. Güzel olmuş mudur? Evet. Haydi o zaman. Evet, köyümüze geldik, evimize yaklaştık. Birazdan sürprizler. Tada! Pimapenler takılıyor bugün. Şimdi heyecanla girip neler olmuş hep beraber göreceğiz. Ada, heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Evet, çok muradına heyecanlı. Muradına erdin, hadi iyisin. Vallahi, hadi bakalım. İnşallah. Evet, arka bahçeye geldik. Şimdi arka bahçemize pastaneden aldığımız şeyleri, bademleri biri Ata için, biri ekeceğiz. Ada için, biri Kaan için, biri de benim için. Hadi geç, aç kapıyı. Buraya yaptık, onu da buraya. İşaretleyelim de. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Valla toprak da gübreli gibi ha. O kadar taşlı topraktan sonra burası bana yumuşacık geldi. Ha. Tamam, yeter. Ay ne güzel ya. İnsanın kendi yerini şeyler etmesi. Bakın koyunlar ne güzel otluyor zeytinlerin altında. Yemyeşil. İlk ağacımızı da ektik. Evet. Çok heyecanlıyız. 4 tane ağaç. Bakalım ektik. Çıkacak mı? Görecek miyiz? Evet. Onların meyvesini yemek nasip olacak mı? İnşallah. Evet. Şimdi gelip içeri girelim. İçeri girelim bakalım. Evet. Ay ısırılmışsın. Bizimkiler ya. Dayanamadılar. Bademi yemeye başladılar. İyi, verin bakayım bir tane. Al. Açsana. Dur, açamadım. Ay ısırgan ısırgan oldu. Yani. Güzel mi tadı? Anne. En son sefeyi serdiymiştik. Vallahi. Hani o zaman daha falan yaptın mı? Çok lezzetli. Bakayım. Harika. Acı badem. Ata. Evet, burası damımız. Hayvanları buraya koyacağız. Bakın buraya da kazan için tesisatı hazırlattık. Buraya kazan gelecek. Bu pelet kazanı mı ne deniyor? İnşallah ondan alacağız buraya. Eve de tesisat döşendi. Kalorifer sistemi olacak ama aynı zamanda bir de sobamız da olacak. Dönüşümlü olarak kullanacağız bakalım. Damımız çok korunaklı, üstü kapalı. Duvarlarını da biz zaman içerisinde güzelleştireceğiz, sıva yapacağız. Burayı güzel hayvanlar için güzel bir dama dönüştüreceğiz. Gayet geniş, büyük. Yan taraf bu damın açık kısmı, açık bölmesi. Burada kümes var. Evet, ben göstereyim o zaman evi. Tamam, hadi sen göster. Tamam mı? Sonra sizin yorumlarınızı alacağım. Tamam. Önce şurayı göstereyim. Burası aşağıdaki oda. Burayı daha sonra ilerleyen zamanlarda çalışma odasına çevireceğiz. Papa da geliyor, dikkat et. Gel ata. Burası pimapen kapı olacak. Bakın evin
yıkılırkenki halini göstermiştim. Şimdi sıva yapılıyor. Gayet bakımlı, güzel bir hale geldi. Az işi kaldı. Burası mutfak kısmı. Bu cam başta küçücüktü. Bu cam genişletildi, büyütüldü. Buradan mutfaktan böyle bir manzaramız olacak. Nasıl olmuş? Vallahi efsane, çok güzel. Eskisine göre çok başka olmuş. Şu pencereler zaten harika. Burada da pencere yoktu. Verandadı ya. Burada da pencere yoktu. Burayı da açtık. Buradan güneş geliyor. Tabii buraları güzelleştireceğiz. Olacak. Şurayı nasıl biz yaptılar? Biz yaptılar. Duvardı yıktılar işte. Duvardı yıktılar. Burada panel vardı. Abi elinize kolunuza sağlık. Burası banyomuz. Bir tek burada küçük bir problem var. Tavanı çok alçak. Benim boyu da uzun olduğu için biraz tavana yakınım. Ama fayanslarımız filan çok güzel oldu. Bakın. Buraya duşakabin gelecek. Duşakabin olacak. Tuvalet buraya gelecek. Gömme şeklinde yapıldı. Burası pencere. Buraya da dolap, lavabo kısmı gelecek. Buradaki bir sıkıntı, benim tavanla aram bu kadar. Evet, pima penler takılacak bugün. Şurayı da açtıracak bu sanki şey. Ha, şurayı mı yaptı? Ha, yapmış işte. Onu aşağıya yapmış. Ama bu şey mi acaba, içerinin ışığı mı? Işık o. E burayı yaptım da dedi ya. Şurada var bir tane. Burası çocukların odası. Evet. Nereye dolap konacak? Şuraya dolap konacak. Buraya. Çocukların manzarasını gösterelim. Evet, odamız. Evet, manzaranız bu. Bence çok güzel. Vay, alçak yapmış adam. Evet, pima penlerimiz de böyle çıtalı istedik. Gizem istedi. Çıtalı olacak bakalım. İyi mi? Bitince nasıl? Bir tek banyonun tavanı, evet, sıkıntı ya. Senin için oldu, üzüldüm yani. Kafanı... Ama benim için çok daha. Bizim için iyi de biz ekonomik boy. Kafamı sen... kırarsan sorun ortadan kalkar. Kafanı Hocam kolay gelsin. Sağ ol. Kolay ne gelsin. Yapıyorsun? Ay vallahi bahçemizin zeytinlerini topluyorum ya. Bir sürü zeytin olmuş. Kıyamam ben bunlara ya. Arka bak, bahçede de var. Ay vallahi sadece en azından bunu toplayalım ya. Toplayalım sanırım, ben zeytin yaparım. Yazık, günah bunlara. Hem de nasıl güzel. Baksana, etli etli. Siyah zeytin. Çok güzeller. Ay bahçemin... zeytinlerine tatlanmıyor. Valla bir de yere düşmüyorlar ha. Torbanın içine düşüyorlar. Hocam bahçesinin ilk mahsullerini topluyor. Evet, zeytinciliğe artık ilk adımımızı, ikinci adımımızı atmış bulunuyoruz. Ya ne tatlı ya. İnsanın kendi bahçesinden bir şeyler toplaması... Böyle içine sinmesini, insanın içine sinmesi de diye bir şey var ya, bilirsiniz. Ben hayatımda ilk kez öyle bir duyguyu tattım yani. İçine sinmek çok acayip bir duyguymuş, çok önemliymiş. Bunu gerçekten anladım. Gerçekten Allah herkesin içine sindirsin diye bir laf vardır bizim Türkçemizde. Gerçekten çok doğruymuş. Ne demek bu ya, ne demek bu ya falan derdim. Gerçekten öyle. Evet, bunları şimdi, siyah zeytinleri toplayalım. Onları ben bir güzel tuzlayacağım. Önce bir tuzlayacağız bunları. Tuzlama yapacağım. Öyle çok güzel oluyor. Ağaç da zaten kim bilir ne kadar
yıllık ağaç. Gövdesinden anlaşılıyor yani. Çok eski bir ağaç. Bunu budamışlar. Budamışlar mı? Bir de budanmış hali yani. Aynen. Ama bu gövdesi... Çok büyük bir evet gibi. Çok... Yani bu nereden baksanız en az 150 yıllık yani. En az diyorum. En az 100'den aşağı olamaz. Çünkü gövdesinden belli yani. Evet, burada bir su patlamış. Barbekünün içine su tesisatı kurmuşlar. Burada da ateşi yakınca patlamış. Onlar da yapılacak. Bahçede epey işimiz var. Bu bahçe artık Gizem kendi ellerimizle yapacağız artık. Aynen. Bahçeyi. He? Çok çalışman lazım. Yapar mı? Yapar mıyız? Yaparız tabii canım, evvelallah. Bak benim yaparız. Gönlümde şu betonu kıracağız, evet, tamam mı? Tamam. Gel böyle bak. Bu betonu böyle kıracağız komple. Buralar evet. Toprak olacak. Şu araba giriş kapısı var ya. Evet. Bak şu an Atan'ın olduğu yere kadar. Atan. Şuraya. Evet. Araba garajı olacak. Evet. Buranın üstünü kapatacağız böyle, evet, garaj gibi. Evet. Araba burada duracak. Aha. Şuradan itibaren gel buraya bak. Bak şuradan itibaren şöyle bu evet. Beton kırılacak. Tamam. Burası komple toprak. Hı-hı. Tertemiz çim olacak çocuklar için. Evet, tamam. Değil mi? Evet. Köpeklere de şuraya bir yere çok güzel bir tel yapacağız. Kafes ha. Çok şuraya, değil mi? Tatlı şuraya. Kafesler tamam. Yapacağız. Tamam mı? Şu yukarıya. Oraya daha sonra ileride aynen, sana aynen. Platform yaptıracağım oraya. Ağaç ev yapacağız çok oraya. Çok güzel orası ya. Çocuklara ağaç ev yapacağız oraya. Ağaç ev yapalım. Evet. Şuraya komple çim yapacağız. Evet. İnşallah başarabilirsek. İnşallah. Öncelikle taşınıp oturmamız gerekiyor. Aynen. Ama bu betonun kırılması biraz zor olur herhalde. Ya bir kepçe bir saatte. Ha öyle mi? Kepçe çağıracaksın. Bir saat parasını vereceksin. Evet. Kırdıracaksın. Yani muhtemelen. Evet. Altı topraksa kolay kırılır dedi usta. Tabii. Yani. Zaten topraktır zaten. Evet. Bahçeyi yapmışlar. Bir taşınınca bu bahçeyi artık cennetten çiçek gibi yapmamız lazım. Aynen yapacağız yani. Mevcut. Evet. Bayağı aslında masraf var, iş var. Evet, yavaş yavaş. Zevkli evet. Zevkli yapacağız. Ne olacak canım? Evet. Önemli olan oturduğumuz yer. Sonra bahçeye çıka çıka orayı burayı yavaş yavaş. Ama yavaş bir şey diyeceğim. Kediler buraya nasıl çıkıyor? Çocuğum, kediler bizim olduğumuz yer. Ama burada köpek var. Kesin. Bir şey olmaz. Bizim köpekler de olacak. Bütün hayvanlar burada olacak. Ama sürekli havlayacaklar. Alışırlar. Evet, evimiz... Tadilat oluyor. Gördünüz. Çok az kaldı yani. 10-15 günü kadar bir şey kaldı. İnşallah bitecek. Şöyle arkaya evimizi alalım. Gelin Ata. Ata gel bakayım. Ata gel sen de. Boy şey. Ata oyun oynuyor. Sizler de bizim bu yaşadıklarımıza ortak oluyorsunuz. En sonunda hayalimize kavuşmak üzereyiz. Çok az kaldı. Evet. Ulaştık sayılır yani. Aynen. Keyifle artık inşallah. Yeni hayaller, yeni hedefler. Evet. Ağız tadıyla otururuz inşallah. Amin. Burayı yaptıktan sonra da inşallah bir zeytin bahçesi alma fırsatı buluruz. Evet inşallah. Ondan sonraki hedefimiz o. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bize eşlik ettiğiniz, destekleriniz için de çok sağ olun. Bu videoyu bugün ayın kaçı? Bugün 1 Şubat. Bugün 1 Şubat'ta çekiyoruz biz. Siz bunu daha sonradan izliyorsunuz. Size daha sonradan yayınlıyoruz bu videoyu. Bugün 1 Şubat. Bakalım ne zaman oturmak nasip olacak bize burada. Evet. Hep beraber izleyeceğiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah sizin de her şey gönlünüzce olsun. Evet, bu arada abone olmayı da unutmayın. Devam ediyoruz aboneye. Görüşürüz. Hoşçakalın.